kamp yaşamımız devam ediyor. Aylardır bizden ayrılmayan kartal yavrularıyla birlikteliğimiz hala devam ediyor. Artık yiyecek yetiştirmekte zorlanmaya başladık. Anlaşıldığı gibi yemiyor, yediriyoruz. Elimizde 2 kiloluk bir tavuk var. Önce onlara gösteriyoruz. Tavuğu gören iniyor aşağı. Biri hemen yanımıza, diğeri biraz daha uzağa. Aşağıya inmeleri gerekiyor ki besleyebilirim. Naz yapıyorlar. Ciğer göstererek kandırmaya çalışacağız. Ama nafile. Tavuğu uzak bir noktaya bırakıyoruz. Büyük olan hiç vakit kaybetmiyor. Bu davranışları bağımsızlığa atılmış ilk adım. Çünkü daha düne kadar elimizle besliyorduk. Küçük olan hala tepemizde ciğer bekliyor. Hava bir açıp bir kapanıyor. Belgesel konumuz Şah Kartal. Hava rüzgarlı. Bunu fırsat bilen yavru kanat egzersizlerine başlıyor. Bu kanat kaslarını güçlendirdiği gibi aynı zamanda bit, pire gibi parazitlerden kurtulmasını da sağlıyor. Kamptaysa hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Küçük kardeş nihayet ağaçtan inip kardeşinin yanına geldi. Tavuğa ortak olmak istiyor. Biraz çekiniyor mu acaba? Ama birazdan öyle olmadığını gördük. Yavrular tavuğu akşama kadar yedi bitirdiler. Ertesi gün. Her zaman olduğu gibi yine yavruları besleme telaşımız var. Yavrular ağaç tepelerinde. Yine bas bas bağırıyorlar. Hem ıslık çalarak hem de yiyecek atarak davet mektubu gönderiyoruz. Beklediğimiz gibi. Süzülerek alana iniyorlar. Önce birincisi, sonra ikincisi. Sağa sola rastgele atılmış yiyecekleri toplama yarışına giriyorlar. Yavrular arasında kıyasıya bir mücadele başlıyor.
Ama kalan son parçayı da 2 numara kapınca kaybeden 1 numara oluyor. Ve herkes yerine. İkinci gün. Yine mutfaktan eksilen bir tavuk. Artık elle beslemiyoruz. Bu yavruların büyüdüğünün bir göstergesi. Fakat bugün olağan dışı bir şey oldu. Büyük olan tavuğu sahiplendi. Ve kardeşiyle paylaşmak niyetinde değil. Küçük sinirle ayrılıyor oradan. Aslında bu yırtıcıların karakteristik bir özelliği. Ekibin bir kısmı yine başka bir alanda, yine Şah Kartal gözleme uğraşındalar. Gözlemini yaptığı yırtıcı yetişkinliğe ulaşamamış genç bir birey. Şah Kartal yavruları 4 yaşından sonra yetişkin olabiliyor. Yetişkin Şah Kartallar daha koyu renkli. Çok sinirli görünüyor. Çünkü etrafında leşten faydalanmak isteyen çok miktarda kuzgun var. Kampta ise gerginlik had safhada. Büyük kardeş sahiplendiği tavuğu yemeye devam ediyor. Hepsini tüketmeye kararlı. Sonunda tavuğu bitiriyor. Dünküne göre küçük bir tavuktu. Hemen önündeki kuru ağaç dalında kendini dinlenmeye çekiyor. Yemek sonrası bakımını yapacak. Pençe ve gagasını temizleyecek. Küçük, gergin, öfkeyle bakıyor kardeşine. Artık gitme zamanı. Ama küçük kardeş kendine hakim olamıyor. Bir şekilde hıncını alması gerek. Kardeşine saldırıyor. Biraz kuyruk acısı. Ama biz olaya el koyuyoruz. Daha fazla zarar vermesini engellemek için onu ayrıca doyurmaya karar veriyoruz. Elimizde taze et. Küçük adeta bütün kuralları unutuyor. Kameramızın koruma kılıfını bile yenmekten son anda kurtarıyoruz. Yavru beslenmiyor, adeta savaşıyor. Büyük olan bizi seyretmekle yetiniyor. Aç kalan küçük yavruyu doyuruyoruz.
mağdur durumda olan her canlıya yardım etmek bizim işimiz. Ama ilerleyen süreçte bizi şaşırtan bir şey oluyor. Kursağı dolan yavru, kardeşinin yanına gidip adeta barış imzalıyor. Her şey normal hale geliyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Şaşırdık. Bu şaşkınlıkla günü bitiriyoruz. Bakalım yarın ne olacak? Hoşça kalın.